Hemen krem peyniri yakınımdaysa oradan başlayalım. Peynirin hepsini şöyle bir karıştırma kabına koyuyorum. Elimle de biraz küçülteceğim ki bunu çünkü mikserle çırpacağız. Ne demiştik? Pudra şekeri. Bunu da dökelim. Bu burada hazır bir şekilde beni beklesin. Bunu şöyle güzel bir şekilde yumuşatmak istiyorum. Şimdi çikolataları da hazırlayalım. 2 paket sütlü çikolata hepsi karıştırma kabına. 2 paket bitter çikolata. Tam olarak 250 mililitre krema kullanıyorum. Bir kutudan biraz fazla. 1 tane portakal. Bunun kabuklarını hemen içine rendeliyorum. Neden o güzel yağ, aroması hepsi sos tavamızın içine geçsin istiyorum. Gerekirse eğer suyundan biraz kullanacağım. O yüzden şu da dursun, belki lazım olur. Şimdi bunun altını açıyorum. Yüksek ateşte değil, orta ateşte. Neden? Tavamın alttan yukarı doğru ısınmasını istiyorum. Hani böyle eşit bir şekilde. O yüzden böyle yaptık. Krem peyniri pudra şekeriyle çok düşük hızdan başlayarak kademeli arttıracağım ve yavaş yavaş krema kıvamına getireceğim. Bu aşamada eğer böyle gerçekten yoğun bir portakal tadı istiyorsanız kremanın içine biraz portakal suyu sıkabilirsiniz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Tekrar çırpacağım. Tadına bakmak isterseniz bu aşamada kaşıklayabilirsiniz. Ben hemen kremamla iyice ısınsın ki çikolataları bununla eriteceğim çünkü. Bu tamamdır. Olduğu gibi çikolataların üzerine döküyorum. Hızlı bir şekilde krema yeterli ısıya ulaştığı zaman çok rahatlıkla eritir. Hani çok minik parçalara doğramanız da gerek olmuyor. Soğudukça da bu kremamız katılaşacaktır. Evet, son bir kontrol yapacağım. Hiç parça yok. Şimdi büyük buluşma. Bu çikolataları fındık kremasıyla buluşturacağız. Hiç acımayın. Kutuda ne varsa içine gönderin gitsin. Yine bunu da aynı şekilde çikolatalara güzelce yedireceğim. İlk başta biraz zorlanacaksınız ama sonradan açılacak. Şimdi geldik buraya. Mikserimin ağzını hiç temizlemedim çünkü aynı işlemi yapacağım. Çırptığım peyniri güzelce bunun içine ilave ediyorum. Yine düşük hızla başlıyoruz. Bunu buzdolabına gönderiyorum. Keşke koca bir kaşık alsaydım, aldım bana yetmedi. Şimdi küçücük bir sos tavasında birazcık fındık kavuracağız. İster içine ilave edin, ister üzerine. Şöyle kısık ateşte yavaş yavaş kavrulsun. Peki biz de arada ne yapıyoruz? Şu meşhur bebe bisküvileri var ya, hani böyle mutfakta son anda hayatımızı kurtaranlar. İşte onlardan birazcık rondodan geçirmek istiyorum. Evet, bu hazır. Fındıklarım da kavruluyor. Fındıklar kavrulduktan sonra bir 5-10 dakika soğuması gerekiyor. O arada kremam iyice sertleşsin, istediğim kıvama gelsin. Ben de tezgahımı toparlayayım ve hemen geri geleyim. Kremam istediğim kıvama gelmek üzere. Diğer bütün malzemelerim zaten çok hazırdı. O zaman o tatlıyı yemek için siz de bu kadar sabırsızlanıyorsanız hadi iş başına, kalan işi bitirmemiz lazım. Şöyle yavaş bir şekilde kavanozlarımın dibine şöyle bir kaşık da buna, bu kavurduğumuz fındıklardan göz kararı küçük katmanlar yapacağım. Tekrar bir kaşık. Koyduktan sonra hafif sallayın, eşit olarak dağılsın. Böylelikle eksik gelen yerler var mı görmüş olursunuz. Yine biraz fındık. Şöyle yavaş yavaş koyuyorum ki boşluklara da aksın.
Sonra tekrar geçeceğim üstünden. İsterseniz bu portakaldan kullanın. Ben öyle yapacağım. Hem ziyan etmemiş olurum.